Merhabalar Kaan Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve bu sebeple soruyorum, Kaan Kızılgün kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet, adım Kaan Kızılgün. Yeditepe Üniversitesi resim bölümüyle başladım. Sonrasında grafik tasarımdan da mezun oldum. En sonunda yüksek lisans bölümünde sanat yönetimini okudum. Onu bitirdim. Bu yıl mezun oldum. Ve kendime Katöle Sanat Akademisi'ni açtım. Burada eğitim yapmaya devam ediyorum. 2 yıldır bu sektörün içindeyim. 2 yıldır işletmeci olarak da hizmet veriyorsunuz ve eğitimleriniz de devam etmekte. Şimdi biraz konumdan söz edelim. İçinde bulunduğumuz işletmemiz. Kartal'dayız. Kartal, Karlıktepe mahallesindeyiz. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz? 50 metrekarelik bir alanda. 50 metrekarelik butik bir hizmet veriyoruz ve bir çırpıda kaç öğrencimize hizmet verebilme imkanımız var? 15 öğrencimize aynı gün içinde eğitim verebiliyoruz. 15 öğrencimize aynı gün, aynı saatler içerisinde ya da hizmet verebilme imkanı da bulabiliyoruz. Evet. Şimdi size gelen konuklarınız, misafirleriniz ağırlık olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Kartal ve çevresinden. Kartal ve çevresinden geliyor, yani sadece Kartal'la sınırlı değil. Çevre ilçelerinden gelen misafirlerimiz de var. Evet. Hemen ben sizin biraz tercih etme sebeplerinize değinmek istiyorum. Evet, sektörde en iyilerden birisiniz fakat biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı atölyeler, sanat atölyeleri, işletmeler, kurum kuruluşlar da bulunmakta. Özellikle misafirlerinizin ısrarla Katölye'yi tercih etme sebepleri size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir efendim? Katölye Sanat Akademisi'ni tercih etme sebepleri, eskiye dayanan bir eğitim sistemimiz var ve bunu biz modern bir eğitim sürecinden geçirip öğrencilerimize modern bir eğitim vermenin peşindeyiz. Ve o yüzden diğer atölyelerden bu konuda biz ayrılıyoruz. Bizi tercih etme sebepleri bu olabilir. Yani farklı bir sanat aslında, bu sanata giden yolda farklı bir sanatı ya da yöntemi uyguluyorsunuz. Ve bunu da siz paylaştığınız için gelen misafirlerimizle fazlaca tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki yılların tecrübesi, vermiş olduğunuz kaliteli hizmet, kişisel diyaloglarımız da sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar diyebiliriz. Evet. Burada verilen hizmeti biraz açalım. Size gelen konuklarınız sizden hangi tür sanatlarla hizmet almaktadır efendim? Öncelikle kara kalem alabiliyorlar bizden. Sonrasında yağlı boya şeklinde geliştirebiliyorlar. Farklı teknikler de istediklerinde biz onları sağlayabiliyoruz kendilerine. Özellikle yaş grupları ve sizi tercih eden misafirlerimize baktığımızda genelde nereden gelmekte? Genelde yetişkin gruplarımız oluyor. Hafta sonu çocuklara ve gençlere yönelik kurslarımız oluyor. Yani bu işi sadece amatörce yapmak ya da bunu keyfi olarak öğrenmek isteyenler de var ama eğitimini alarak şu anda bunun üzerinde eğitim alan öğrencilerimizin de gelip sizden eğitim aldıklarını söyleyebiliyoruz. Evet. Buradan değerli izleyicilerimize. Biliyorsunuz uzun yıllar sizlerle hizmet alan, sizlerle çalışan ve çalışmaya devam eden öğrencileriniz var. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bizim bünyemize katılan öğrencilerimize, bize destek olanlara, etrafımızdaki insanlara ve sürekli gelecek öğrencilerimize teşekkür ederiz dostlarımıza. İnşallah bundan sonra onlara hizmet vermekten büyük keyif duyacaksınız biliyorum. Onlar artık sizin büyük aileniz. Ben de size onlarla uzun bir yaşam diliyorum. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Ancak bu yoğun tempo içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.